gördüğünüz motifi ikili tuğla tekniğine çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle iki iki boncuklarımı orta bölümden motifin orta bölümünden başlayacağım. Ben iğneme gördüğünüz renkleri dizdim. Orta bölümü. Her boncuğu iki iki dokuyacağız bu renkleri. Şimdi iğneme bir stop boncuk aldım başlarken 4 adet boncuk alacağız. 4 adet boncuğumu aldım. Kaydırıyorum. Ve alttan 2 boncuktan yukarıya çıktım. 2 boncuk yan yana gelmiş oldu bu şekilde. Şimdi gelen boncuktan tekrar aşağıya iğnemi indirdim. Sıkı çalışıyoruz bu bölümü. Şimdi ben çalıştığım bölümü gösterdim size. Şimdi iki tane beyaz çalışmalıyım. İki iki alıyoruz iğnedeki renkleri. İki boncuk aldım. İpim aşağıda. O halde yukarı kısımdan iki boncuğumun üstünden aşağıya doğru inerim. Tekrar boncuklarımın içinden iğnemi yukarıya geçiriyorum. Biz bu bölümü de çalıştık. Şimdi iki beyaz daha almam gerekiyor. İki beyazımı aldım. İpim yukarıda olduğu için alttan işlem yapıyorum. Ve tekrar iki boncuğumun üstünden alta doğru geçiyorum. Dört tane iki, bir, iki, üç, dört. Dört sıra çalıştım. Bizim bu çalışmamız bitti. Sırada iki tane altın boncuk varmış. Onları çalışacağım. İki altın boncuğumu aldım. İpim aşağıda olduğu için alttan üstten yukarı indim. Şimdi altın boncuklarımın içinden yukarıya çıkıyorum. Şimdi sırada lacivert var. İpim yukarıda. O halde alttan işlem yapıyorum. Tekrar yukarıdan aşağıya indim. Şimdi İki mavi almam gerekli. Tekrar alttan yukarı çıkıyorum. Şimdi sırada çalıştık iki beyaz. Bu iki beyaz tam işin orta bölümüdür, motifin orta bölümüdür. altı indim. Bu şekilde arkadaşlar buradaki boncukları bu bölüme de dokuyacağım. Evet arkadaşlar ben işimi bu şekilde bitirdim. Şimdi ipim çıktı. Ben yeni bir sırada eksiltme yapmak istiyorum motifime göre. Bu nedenle boncuklarımın içerisinden iki boncuk yukarıya çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar başlarken 4 boncuk alarak başlayacağız. Bu 2 boncuğu iğneme alacağım. 4 boncuğumu aldım. Gelen boncukla ipimin çıktığı boncuğun arasındaki ipten geçtim. Biz burada tuğla tekniğini uyguluyoruz. Ve tekrar altın boncuğumun tersinden yukarıya çıktım. Bundan sonra gelen sıra 2 altın boncuk daha. Onu da çalışacağım. İğneme 2 adet altın boncuğumu aldım. Bir sonraki iki boncuğun arasındaki ipten geçtim. Ve alttan yukarı tekrar çıktım. İkili tula olarak çalışıyoruz biz burada. Şimdi iki beyaz alacağım. İki beyaz boncuğumu aldım. Aynı işlemi uyguladım. Alttan yukarıya çıktım. Sıramın devamındaki boncukları alacağım. İki lacivert boncuğumu aldım. ki mavi boncuğumu alacağım iğneme. Aldıktan sonra bu bölüm tamamen bizim, işimizin yarısı arkadaşlar. Buraya kadar ben çalıştım. Bundan sonrasını da bu bölüme çalışacağım arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Altın boncuklarımı yerleştirdim ve tersinden alttan yukarıya doğru iğnemi çıkardım. Bizim bu sıramızda çalışmamız da bitmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki sırada biz tekrar eksiltme yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Bunda çalışalım. Şimdi altta 4 tane boncuk oldu. 2 sıra olduğu için. Yandaki altın boncuktan ipimin çıkması lazım. O nedenle 2 boncuk aşağıya indim. 1 2 daha indim. Yanındaki boncuktan alttan yukarıya çıktım. Şimdi ipimi yana kaydırıyorum. Gelen boncuktan iğnemi geçiriyorum arkadaşlar. Ve ben istediğim bonca dolanarak geldim. Şimdi yeni bir sırayı çalışıyoruz. Üçüncü sıradaki boncuklarımız biz bunu işin başında dördünü birden alıyoruz. Dört boncuğumuzu birden alıyoruz. Ve işim. İpim ikinci boncuktan çıktı. Gelen aradaki ipten geçtim. Ve alttan yukarıya doğru iğnemi geçirdim. Eksiltmemizi yaptık. Bu sırayı tüm boncukları bu bölüme dokuyacağım arkadaşlar. Evet buradaki sırayı dokudum. Şimdi işimi çevirdim. Gelmek istediğim boncuk bu. Bir önceki boncuk. İki boncuk aldım. Aşağıya pardon aşağıya indim. İki boncuk daha aşağıya yürüttüm iğnemi yana geçtim 2 2 iki gidiyorum ikili çalıştığımız için iki boncuktan çıktım arkadaşlar ve hedef boncuğum ikinci sıradaki boncuk bu şekilde çıktım şimdi arkadaşlar ben renklerimi dizdim iğneme bu renklerde çalışacağız bunları da yazacağım ben sırayla ve ben çalıştığım zaman Çıkacak motif bu olacak arkadaşlar. Evet müsaadenizle ben çalışayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iğnedeki bütün renkleri çalıştım. Şimdi bundan sonraki renkleri tekrar iğneye geçireceğim. Renkleri göreceksiniz ve çalışmanın en kısa tarafına geleceğim. Evet ekranda gördüğünüz renkleri ben sırasıyla dokuyacağım. İşimiz bu durumdaydı. Bu şekilde kalmıştı. Bundan sonra bütün boncukları bu şekilde bu bölüme dokuyacağım arkadaşlar. Dokuyup geleceğim. Gördüğünüz e, renkler ve sayılar bunlar. Şimdi benim bilekliğimin yarısı bitti arkadaşlar. Bundan sonra ince bölüme geçerek e, işlemi tamamlayacağım. İğneme 3 adet boncuk aldım. 2 altın boncuğumun içinden iğnemi geçirdim. Yandaki 2 1 altın boncuktan çıktım. Buradan kestirmeden çalışıyorum bu bölümü. Daha aşağılara da inebilirsiniz. Amacım 3 boncuğun içinden tekrar ilerlemek arkadaşlar. işim bu şekilde. Yine 3 boncuk alıyorum. Artık renk e, çalışmayacağım burada. 3 boncuk aldım. İpim üstte alttan yukarı doğru 3 boncuğumu yerleştirdim. Tekrar yandaki 3 boncuktan aşağıya indim. Yine 3 boncuk alıyorum iğneme. yukarıdan aşağıya iniyorum. Tekrar alttan yukarı iğnemi geçiriyorum arkadaşlar. Evet bunu bir bilek boyu kadar çalışacaksınız. Ölçüp işimiz bu şekilde öre öre ilerleyecek arkadaşlar. Bilekliğimi ördüm arkadaşlar. Yalnız e, beyazla ben ipimi çalış ipimi kullanmıştım orta motifteki çalışmada. Kenar bölümde sırf lacivert olduğu için ip değiştim. Bunu siyahla devam ettim. belimi bir miktar ördüm. Bilek ölçünüz kadar öreceksiniz. Ve kapama bölümüne bu sefer 4 adet kum boncuğumu aldım. Oraya bir halka yapacağım. Boncukların içerisinden. Yürüyorum arkadaşlar. Boncuklarımın içerisinden bilek bölümüne gelen kısımdan geçebildiğim kadar geçeceğim. Ve işimi bu şekilde devam edeceğim. Bir yerde düğüm atacağım. Halkamı aldım. Ve papağanımı da aldım. halkama papağanımı geçirdim ve son yaptığım boncukla halkamın içinden geçirerek bileklik çalışmamı bitirdim arkadaşlar bunu arzu eden kolyesinde çalışabilir bir devi ipe koyabilir zincire takabilir çalışmamız bizim bu şekilde şimdi küpesini çalışmaya geldi sıra bunun için bir adet tabii ki çalıştım İkincisini sizlerle çalışacağım bileklikte nasıl çalışmışsak yarım motif olarak çalıştım ee, ilk başlangıçta ipi uzun tutuyoruz ve e, o ipe Ben gördüğünüz boncukları yerleştirdim arkadaşlar 14 beyaz bir lacivert bir mavi ve bir altın boncuk şimdi boncukların içerisinden yukarıya doğru iğnemi geçiriyorum bu sayılar ortasına gel geldiği zaman e, bir bir arttığı için 21 boncuk olacak çıktım ve ikili tuğla yaptığım için iki boncuktan da iğnemi bu şekilde geçiriyorum arkadaşlar. İşim bu şekilde ilerleyecek. Şimdiki ipim iki tane boncuktan çıktı. Yan tarafa geçtim. iki boncuktan aşağıya doğru indiriyorum ipimi. Beyazlarım 15 adet. Diğer üç rengi ayna aldım, kaydırdım. Bir bir arttıracağız, sadece beyazlarda arttıracağız arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bir boncuğu atlayacağım, gelen boncukların içerisinden geçeceğim. Evet şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar daha fazla anlatmama gerek yok. Yukarıya çıkacağım, iki boncuk yana geçeceğim, aşağıya ineceğim, bu şekilde bir bir beyazları arttırarak ortadaki beyazda bizim sayımız 21 boncuk olacak arkadaşlar. 21 boncuk daha sonra eksiltmesini yapacağız. Ben tam işimin ortasındayım. Ve ortada 21 beyaz 3 tane renkli boncuk olacak kademeli olarak arttırdım. Bu bölümde de kademeli olarak boncuklarınızı eksilteceksiniz aynı sayıda. Saçaklarımızı bitirelim. İşin sonuna geldim arkadaşlar. Artık ipimi bağlayabilirim. Boncuklarımın içerisinden iğnemi geçiriyorum. Bu bölümde bir düğüm atalım. Bir düğüm daha atarsak sağlam almış oluruz. Şimdi bu çalışmada arkadaşlar çok sıkmıyoruz saçak bölümünü. Akışına bırakıyoruz. Yani belli bir sıkılıkta olacak. Eğer ipi çok fazla sıkarsanız işiniz kasar. Dik dik dururuz çalışmanız. Şimdi işimiz bu şekilde eksilt arttırdık, eksilttik. Bu şekilde devam ettik. İpimin e, üst bölümü başlangıç bölümü, buna da iğnemi geçireceğim iğneme 4 adet boncuğumu aldım altın boncuğumu ve bir sonraki boncuklarımdan geçtim aşağı doğru iniyorum iki boncuklu olan her yeri çift olarak çalışıyorum arkadaşlar. Arada ip gözükmesin daha fazla diye. Şimdi boncuklarımın içerisinden yürüyorum bu şekilde. Dolanarak tekrar bir tur atacağım. Evet boncuklarımın içerisinden dolandım. Artık işi bitirebilirim arkadaşlar. Arada bir tane daha düğüm atalım. İşi sıkı, sıkılaştıralım. Bizim çalışmamız bitti. Şimdi halkamı aldım. Son yaptığım dörtlü boncuktan oluşmuş. Halkanın içerisinden geçirdim arkadaşlar. Küpe klipsimi de aldım. Evet, bizim küpe çalışmamız bu şekilde bitmiş oldu. Çalışmamız bitti arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize öncelikle teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi bir çift küpe ve bir bileklik çalışmış olduk. Kanalıma abone değilseniz hala olursanız memnun olurum. Videolarımı paylaşabilirsiniz. Beğenilerle bana destek verebilirsiniz. Yorumlarınızla destek verebilirsiniz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler efendim. Hoşçakalın.